Arkadaşlar şu anda saat gece 2 ve duramadım, videoyu çektim. An itibariyle yayınlayacağım. Hayatımda ilk defa saat gece 2-3 arasında bir video yayınlayacağım. Çünkü şu anda Amerika basını yıkılıyor. Yıkılmış durumda. AMD Ryzen 9000 serisi işlemcilerde sorun çıktı. Burada meseleye şuradan başlayalım. Normalde bize Ryzen 9000 serisi işlemciler gelecekti, incelemeye gelecekti. Bir türlü gelmedi. Hatta NDA tarihi, yani 31 Temmuz'da biz bu incelemeleri yayınlayacaktık. Bırakın yayınlamayı, işlemciler bile gelmedi. Daha sonrasında ise AMD Türkiye ekibinden bize bir haber geldi. Bu sabah geldi. NDA tarihleri değişti diye, ama neden olduğunu bir türlü söylemediler. Yani bize bu bilgiyi bir türlü vermediler. Biz de gece arkadaşlarla birazcık oturduk, araştırdık. Daha doğrusu merakımız vardı. Merakımızı gidermek aşamasında birazcık globali araştırdık ve şu an itibariyle şu Amerikan basınına özellikle haber düşmüş durumda. Ryzen 9000 serisi işlemciler, ilk parti ürünler, ki burası önemli. AMD'nin açıklaması şu yönde. İlk parti ürünler son kalite kontrol aşamasındaki kalite standartlarımızı karşılamadı. Bak burası çok önemli. Bekle, böyle bir şey yok. İlk parti ürünler toplanıyor. Eğer bu ürünler sorunluysa niye gönderdin? Bence bu sorunu Intel'in 13 ve 14 nesil işlemcilerinde sorun çıkmasından keşfettiler ve Intel'in yaşamış oldukları hataları AMD'de kendi işlemcilerini şu anda, bu benim kanaatim, testini gerçekleştiriyor. Ve diyor ki ulan Intel'in yaşamış olduğu sorunları ben şu anda test ettim, benim işlemcimde de sorun var. Benim kanaatim. Yoksa eğer bu işlemciler son kontrol aşamasında kalite standardını karşılamadıysa niye sen ilk parti ürünleri satış kanallarına dağıttın ve şu anda bu işlemcileri geri çağırıyorsun? Bence Intel'in yaşamış oldukları sorunlardan ders çıkardılar ve ilk partilerde sorun çıktı. Ve bence AMD'nin buradaki en büyük şansı diğer işlemcilerinde bu sorunların çıkmaması. Bilmiyorum, sizin yorumlarınızda, mutlaka yorumlarda konuşalım. Ve sonuç itibariyle ne ortaya çıktı arkadaşlar? Şu anda NDA tarihi ve satılacak ürünlerin tarihine baktığımız zamansa bunların bir hafta ile iki hafta arasında bir NDA tarihleri uzamış durumda. Yani bizim yapacağımız inceleme tarihleri 31 Temmuz'du. Bunlar işlemciler farklılık gösterecek şekilde bir hafta ile iki hafta arasında inceleme tarihleri uzadı arkadaşlar. Bence buradaki güzel aşama ise şu: son kullanıcıya hatalı bir işlemci gitmeden AMD'nin bunu fark etmesi ve kendilerince gerekli kalite standartları sonrasında ürünleri toplayıp son kullanıcıya hatasız ürünlerin gitmesi bence AMD'nin burada yapmış olduğu en önemli işti. Ama bana kalırsa Intel'in yaşamış olduklarından çok büyük ders çıkardılar ve yaptıkları testlerde benim kanaatim bence bu işlemcilerde bir problem yaşadılar. Ve bunu bu şekilde sıvadılar. Hayatımda ilk defa bu saatte video yayınlıyorum ki bu haberi ilk önce öğrenin diye. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Bütün komplo teorilerinizi yorumlarda bekliyorum.